de gördün? X'inin fotoğrafını, benim doğum günüm var ya, deprem günü, altısında. Geçen sene depremi yaşadım. Bu senede beni depremden içeri götürdü Bulgaristan'a. Deprem şey geçirdim. Ayın 4'ünde bu kadından ikisini salmış. Altına da evlendim yazmış. Yıkıldım. Yıkıldım, şok oldum. Hiç beklemediğim bir şey. Esra Hanım bir sosyal medyaya evlendim yazmış. Evet. Sen de yazsaydın Allah belanı versin diye altına. Her şey yazdım. Yemin ederim yanıma yakın olsaydılar bir kasabada İstanbul şey Bulgaristan. Ondan başka kimsem yok. Ne istiyorsun? Eşimin dönmesini istiyorum. Eşim yuvasına dönecek. Dönmesini istiyorum. Sen boşanmak için gelmedin mi? Ben boşanmak için geldim. Ama o kadının dediğine göre bana SMS yazmış. Sen bizi ayıramayacaksın. Ben aşk kadınıyım. 69 yaşında kendisi. Ben aşk kadınıyım. Sen diyor bana. Siz kaç yaşındasınız? 63. Hanımefendi kaç yaşında? 69. Beyefendi kaç yaşında? 72. Aşk, nefes aldıkça umut hep var işte, yani tam yerine geldi. Aranızda böyle bir savaş var. Kadın bana diyor, sen doğmadan diyor ben onunla beraberdim diyor. Ben de dedim internetler ne zaman açıldı da dedim ben doğmadan. Ben 61'de doğmuşum dedim. 90'da dedim onunla tanıştım. O 90 senesinden 95-96'ya kadar yani... Beni çok korudu ama. Yani biraz... şu anda diğer hanımefendinin adı ne? Onu bilmiyoruz. Biliyoruz. Kim? Emine Özkan. Emine Öz. Özkan. Özkan. Nerede yaşıyor? Antalya'da yaşıyormuş. Antalya'da. Siz kocanızla Hasan Bey'le nerede yaşıyordunuz? Malatya'da mı? Malatya'da Fethürge'de yaşıyorduk. Fethürge'de yaşıyordunuz. Evet. Şu anda Hasan Bey sevgilisinin Emine'nin yanına gitti Antalya'da. Evet. Onunla beraber. Evet. Peki bu süre içerisinde kocan sana... Yani Nefise benim için bitti bu evlilik, boşanalım diye bir dava açtı hiç mı? Hiç açmadı, bana bir şey demedi. Kızıma sözlü mesaj göndermiş. Salabiliriz yani. Sözlü mesaj göndermiş. Annene de ister ver, görsün, duysun. Annem beni evi unutsun. Kilitledim. Evi kilitledim. Evden onun adresini de sildirdim. Yani ben vatandaşlık bekliyorum ya 10. ayda. Sildirdim, polise gitmiş, sildirmiş. Yani ben eve gidecektim. Eve gelemez. Eve gelemez. Abimin üstüne ev diye şey yapmış. Böyle bir gelsene Nefise. Ayakta durabilecek mi? Hayır, o zaman otur. Bak otur, çok, otur o zaman. Hiç yani... beni korkutma. Şimdi aşktan bayılacağım bir şey olacak. Düşerim valla. Allah korusun. Buradan eşin Hasan'a seslen. Hoş da beyefendiymiş. Hasan aşkım. O kadının yanında ne işim var? Sen bana demedin mi? Eğer benimle olmazsan kardeşim olarak sana bakacaksın. Ben getireceğim, sen hazırlayacaksın. Diye. Gel sana bir sarılayım. Bütün dertlerim gitsin. O seni seviyor mu? Esra Hanım, beni yani sevmemiş olsa... Buna dair bir olsa, inancın var mı? İnancım var. Beni sevmemiş olsa... Beni Bulgaristan'dan getirmez göçmen olarak. İki çantayla geldim. Destek çıktı bana, baktı. Kızım kayboldu. Evsiz bir kadın kaçırıyordu. O buldu. Ben hayatta belki kızımı bulamayacaktım. Benim annemi 30 sene İzmir'de sokak sokak aradık. İzmir'de annemi buldu bana. Sevmese yapar mı bunu? Tabii ki yapar mı? Peki Hasan Özkaş'ın ve Emine Hanım'ın söz hakkı, cevap hakkı vardır. 3 yıllık hayat arkadaşı Nefise Hanım'ın niçin terk etti? Bu terk etmenin gerçek buraya, benim sebebi nedir? Söylesin. Ne söylüyorsun? Yani suçunu söylesin. Ha, hatamı söylesin. Yani ne yapmışım da gitmiş? 6 senenin içinde ne yapmışım? Hata. Onları söylesin bütün 80 milyonun önünde. Sarılınca diyorsun bütün derdim gidecek. Gidecek. Gider mi sence? Gider.
Belki daha çok dert açar başına. Gider dedim ama Esra Hanım, sevgimi öne koyarak gider dedim. O kadına dokundu ya, midem biraz karışıyor. Çok güzel tarif etti. Ama biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Bir nebze omurga diyoruz. Yani kabul edemiyorum. Ben artık başka biriyle olmasını kendine saygısızlık olarak görüyorsun değil mi? Evet. O yüzden evet. Dedim. Belki bir daha sarılırsan daha çok dert açar başına. Aynen. Yani her duygunun bence yaşı var. Yani bunu kaldırabilecek yaşlar var. 60'lı yaşlarda bu gençler... aşkın ortasında yüzüyorlar ama Hasan Bey hayat arkadaşı Nefise Hanım'ı la olan yuvasını kurtarmak mı istiyor yoksa boşanmak mı istiyor kendisinden öğreneceğiz. Bazen gerçek acıdır ama yüzleşmek lazım Nefise. Aynen. Tamam mı? Tamam. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.